Bu video Emekli TV, Emeklilik Danışma Merkezi ve Asosarsa destekleriyle hazırlanmıştır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Meslektaşım değerli büyüğüm Recep Eserle birlikte bugün Almanya'nın ekonomisinin gelmiş olduğu noktayı ve özellikle Türkiye'den Almanya'ya gelmek isteyen vatandaşlarımızı ilgilendiren çok çok önemli bir konuyu ele alacağız. Hatta güzel bir konuyu, bir müjdeyi. Evet. Almanya'ya gelmek istiyorum diyorsanız. Ben de Almanya'da çalışmak istiyorum. Ben de Almanya'da para kazanmak istiyorum diyorsanız Almanya çok acil bir şekilde yurt dışından 2 milyon işçiye ihtiyacı olduğunu açıkladı. Bu meslekler neler? Önce Recep abi ben bu meslekleri... Ben bir şey hatırlatma yapayım. Almanya tabii e, bu mesleklerle ilgili Hindistan'da ve Brezilya'da da araştırmalar yapıyor. Ama birileri gelecekse benim kardeşlerim gelsin, benim vatandaşım gelsin, Türk'üm gelsin, gencim gelsin. Sen bu meslekleri duyur Fatih. Evet değerli izleyicilerimiz Almanya çok acil bir şekilde şimdi sayacağım meslekleri alacak ve Almanya oturum izni verecek. Neler? Doktor, Hasta bakım uzmanları, inşaat işçileri, hemşire, yaşlı bakım uzmanları, ağır sanayi işçileri, metal işçileri, gastronomi alanında çalışacak aşçılar ve garsonlar, öğretmenler, acil tıp teknisyenleri, paramedikler, çocuk gelişim uzmanları, IT teknisyenleri, sıvacılar, su tesisatçıları, doğalgaz tesisatçıları Oto motor ustaları, kaportacılar, elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçileri, matbaa ustaları ve duvar ustaları Almanya'da en çok arananlar. Recep abi, şimdi Almanya bu işçileri çok acil bir şekilde alacak. Peki Türkiye'de bu işi yapanlar Buraya kolay kolay gelebilir mi? Nasıl bir yol izlemeler lazım? Fatih birincisi şu çok güzel ki bu saydığın meslekler Türkiye'de gerçekten bir hayli yetişmiş insan olan meslekler. Yani çok güzel gastronomi bölümlerimiz var. Turizmle, otelcilikle, hizmet sektörüyle ilgili saydığın alanlarda bir tek Türkiye'deki depremle yaşanan deprem dolayısıyla deprem bölgesinde bir konut ihtiyacı var. Hani sıvacı ustaları, tabii ki Türkiye'de çok yetişmiş inşaat ustası kardeşlerimiz var ama hani şu an Türkiye'de de onlara ihtiyaç var. Ee, yani fazlası olabilir mi, Türkiye'ye gelebilirler mi bilmiyorum. Ee, ama nitelikli insan personeli Türkiye'de var, Almanya'nın aradığı e, sektörlerde. E, dolayısıyla tabii ki Almanya'da şu oldu artık tabii, e, Almanya'da çalışmak için gitme bir hayli kolaylaştırıldı rahatlıkla gelebilirler uygun şartları sağlıyorlarsa. Hatta bazı bölümlerde Türkçe bilme şartı bile aranmadığını biliyorum Fatih. Evet. Şu anda bizi izleyenler içerisinde pek çok vatandaşımız şunu soracak Recep abi. Diyecekler ki biz Almanya'ya en kolay nasıl geliriz? Arkadaşlar Almanya'ya gelip burada oturum almanın en kolay yolu şu. Turist vizesini alacaksın geleceksin. Geldiğinde de ya da gelmeden önce burada eğer sen iş bulursan hemen vizen değiştirilecek. işçi vizesine döneceksin ve oturum alacaksın. En kolay yöntem bu arkadaşlar. Yani turist vizesini alıp gelmek ve burada kalmak. Bak bu kadar basit. Sakın ola ki birilerine paranızı falan kaptırmayın. Benden size söylemesi. Bir diğer önemli konu. Şimdi bazı izleyicilerimiz bize şunu soruyor. Ya Almanya vize vermiyor. Konsolosluklar işte randevu vermiyor. Evet doğru. Yerden göğe kadar haklısınız. Şimdi Almanya az önce Recep abi de ifade etti. Hindistan ve Brezilya ile işçi anlaşmaları yaptı. Neden? Çünkü Türkleri istemiyorlar. Bak bu net. Ama siz buraya geldikten sonra ben bunu istiyorum, istemiyorum diye bir şey yok. İşvereniniz hemen diyecek ki ben bu kişiyi yanımda çalıştırıyorum. Buna ihtiyacım var. Yabancılar dairesine gidecek. Sizin pasaportunuzla beraber sizin vize statünüzü değiştirecek. Bu kadar basit. Almanya istediği kadar bizi istemesin. Bak istediği kadar Türk gelmesin desin. Burada 5 milyon Türk var. Bunlar yeter desin. Hiçbir önemi yok. Arkadaşlar siyasetçilerin duruşundan ziyade kanun ne diyor? Bu önemli. Eğer az önce saymış olduğum mesleklerden bir tanesini yapıyorsanız tabii ki gelebilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer imkanınız varsa en az B1 seviyesinde bir biraz da olsa Almanca öğrenmeye çalışın. Eskisi kadar zor değil. Recep abi Türkiye'de iş ve işçi bulma kurumu üzerinden de başvuruluyor ama Türkiye'de maalesef bazı şeyler bürokratik olarak zor. Ee, hani böyle kaptı kaçtı şirketler var, güvenilmez şirketler. Yani Fatih'in anlattığı gibi bir yol daha var aslında. Direkt güvenilir bir şirkete CV'nizi göndererek yani bu personel ihtiyacı olduğunu duyduğunuz şirketlere CV'nizi göndererek Almancanız ya da iletişim kurabiliyorsanız o şekilde de gelme yolları çok daha kolay aslında değil mi? Yani turist vizesinden daha kolay bu durumda. Direkt şirketler çağrı yapıyor. Ona da açık. İzleyicilerimiz aslında Türkiye'den Almanya'ya gelmek isteyen kardeşlerimiz varsa bir meslek gruplarını ben öğrenmek isterim. Daha çok kimler gelmek istiyor? Ee, belki onlar için yani gazeteciliği kullanarak ne yapabiliriz güvenli bir yere yönlendirebilir miyiz? Ee, lütfen şey yapın e, meslek gruplarınızı yazın sağlık ya da işte diğer alanlarda yaş inşaat bahsediyor. sektörü işte ne bileyim? Evet. Kimya ee, sektörü gibi. Evet. Bu videonun altına yazn bu videonun altına yazsınlar bir şekilde biz işin yoğunluğuna göre yani bütün işimiz bu değil sonuçta biz gazetecilik yapıyoruz ama belki onları bir kontak bulduğumuzda oralara yönlendirebiliriz. Evet sizler de ben Almanya'ya gelmek istiyorum Almanya'da geleceğe dair bir hayat kurmak istiyorum diyorsanız videonun altına yazın hangi sektörde olduğunuzu bizler de bunları bir değerlendirelim en azından bizi izleyen insanlarımızın hangi sektörde olduğunu az çok anlayacağız ve onların da bir sonraki videolarımızda nasıl bir yol haritaları çizmeleri noktasında değerlendirmelerimiz olacak ve biz bundan sonraki yayınlarımızda özellikle bizi Türkiye'den izleyen kıymetli izleyicilerimizin buraya nasıl kolay bir şekilde gelmesiyle ilgili aydınlatıcı içerikler, videolar oluşturacağız. Bu çok çok önemli. Eğer ben Almanya'da yaşamak istiyorum diyorsanız mutlaka kanalımıza da abone olun. Çünkü gelişmeler bu ekranda sizlerle buluşacak. Bu onları da işverenlerle buluşturmaya gayret edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz, herkesin hayalleri var. Malumunuzun olduğu üzere herkesin en kısa zamanda bu hayallerine kavuşmasını umut ediyoruz. Az önce saymış olduğum meslekler çok çok önemli meslekler. Bir alanda yetiştirdiyseniz kendinizi, diplomanız varsa şunu da söylüyorum hemen altını çiziyorum arkadaşlar. Mutlaka elinizde bir diploma ya da bir işi yaptığınıza dair bir sertifika, lisans gibi bir şey olsun. Bak elinizde bir belge olsun. Yani işte ben abi inşaatçıyım ya da ben işte otomotor ustasıyım. Ben on numara yapıyorum. Tamam biz sana inanıyoruz, saygı duyuyoruz sana. Ama Almanya bunu anlamaz. Almanya diyor ki belgen var mı diyor. Bak elinde bu işi yaptığına dair elinde bir belge var mı? İlla diploma olması şart değil. Bazı mesleklerde o işi işte 2-3 yıldır yaptığına dair bir lisans olabilir. Yani bir belgelendir diyor bana. Sen buraya adım attıktan sonra hayallerine daha çabuk kavuşacaksın. Bu hayallerinize nasıl kavuşacağınızı biz detaylı bir şekilde anlatacağız. O nedenle bize abone olun ve takip edin diyoruz. Bu videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsun. Bu kadar ücretsiz bir şekilde bu yayınlarımızdan siz de faydalanabilirsiniz. Her meslek grubu ile ilgili değişik önerilerimiz olacak diploma yani bazı meslekler diploma gerektiriyor e, ama dediği gibi Fatih'in çıraklık ustalık işte Neyse o, o alanda bir referansınız varsa onları da e, şu alanda iş arıyorum e, yazın e, arkadaşlarımız bizi izlesinler sonraki yayınlarımızı. Evet Recep abi bundan sonraki yayınlarımızda özellikle Almanya'ya gelmek isteyen vatandaşlarımıza dünyanın her noktasından olabilir Size de güzel haberlerimiz olacak. Takipte kalın diyoruz. Evet ana vatanımız Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese önce sağlık diliyoruz. Güzel bir geleceğiniz olsun inşallah. Sizler de en kısa zamanda hayallerinize kavuşursunuz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.